Değerli izleyiciler, Takı Tasarım Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz geçenki videolarımızda yapmış olduğumuz papatya bileklik ve papatya yüzük yapımını görmüştük. Bugün de papatya kolye nasıl yapılır? Bu sefer farklı bir değişik usul yaparak bakır telimizle bakın. Normal bildiğimiz telefonun içinden, telefon kablolarının içinden çıkan bakır tel, 1 mm bakır telle yapacağız arkadaşlar. İlk başta şöyle kristal veyahut da herhangi bir boncuk olabilir. 6 adet lazım veya boyutuna göre 5 de olabilir, 4 de olabilir. Ortasına koyacağımız şu şekilde bir tane de boncuğumuz olması gerekiyor. İlk başta şöyle başlayalım arkadaşlar. Hiç kesmeden bakır telimizi. İlk başta rengimizi istediğimiz rengi takıyoruz tabii. Şu şekilde. Bir yandan takalım ki renkli olsun arkadaşlar. Evet. Ve şu şekilde taktıktan sonra şöyle biraz kolye boyu olacak kadar şekilde keselim. Ve şu şekilde bu taraf biraz daha uzun kalacak şekilde arkadaşlar. Şu şekilde en başta taktığımız şunun içinden şöyle fazla zedelemeden şu şekilde çekiyoruz arkadaşlar bak. Evet. İyice şimdi sıkıyoruz bunu arkadaşlar. Evet, sıktık. Sıktık ve arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Hemen şu bir tanesini şu şekilde kıvırıp bu sefer buraya geliyoruz. Şöyle netleştireyim biraz daha sizin için. Evet. Şekilde şunu alıp bakın. Şöyle bir yuvarlama yani bir desen vereceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın böyle bir desenimiz oldu. Buna boynuz deseni diyoruz arkadaşlar. Veyahut da Osmanlı deseni diyebiliriz. Şimdi hemen ardından şöyle hemen şuradan alayım. Evet. 2 adet boncuk takacağız. Hemen onları da göstereyim. Boncuklar dediğimiz normal boncuk da olabilir arkadaşlar. Bit de olabilir. İstediğiniz herhangi bir şeyi takabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Göstereyim. Evet. Şimdi bir tane buraya taktık. Boncuğumuzu takmadan önce takıyoruz ilk başta. Evet. İnsanın eline de gelmiyor arkadaşlar. Öyle bir küçük ki. Evet, bir tane daha takıyoruz hemen. Ve şimdi hemen ardından bu boncuğumuzu takıyoruz. Taktıktan sonra bakın şu şekli veriyoruz. Bakın mesela bu yetmedi, aşağı kadar indi. Burayı dolduralım arkadaşlar. Burayı dolduralım. Çünkü her büküm farklı olabiliyor. Sizin bükümünüz illa benimki gibi olacak bir şartı yok. Sadece bükerken dikkatli olalım yeter arkadaşlar. Evet. Yani doğaçlama bir çalışmadır bu. Bunu yüzük üzerinde ve bileklik üzerinde, kolye üzerinde her türlü çalışmasını yine Takı Tasarım Atölyesi'nde mevcut. Oradan da bakabilirsiniz ayrıntılı bir şekilde yine. Bu videoda olduğu gibi. Evet. Bu şekilde yeterlidir. Bakın tam buraya geldi. Boncuğumuzu da buraya takalım. Evet. Bakın şu an dolu verdi. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sefer arkadaşlar bükmeden önce yine boncuk takıyoruz buraya.
2 Şöyle yapalım, evet. 3. Bakalım yetecek mi? Evet. Bu şekilde yeterli. Şimdi arkadaşlar, boncuklarımızı geri alıyoruz. Ve bu şekilde bakırımızı kırıyoruz. Bak. Şu şekilde. Şöyle döndürüyoruz. Görüyorsunuz şeklimizi. Şöyle tutalım. Fazla şey olmasın diye. Evet. Şimdi bunu da bakın şekilde altından şöyle şunun altından arkadaşlar yine göstereyim tekrar. Bakın şu alttan şöyle geçiriyoruz ve pense yardımıyla burayı şurayı sabit elimizde tutuyoruz. Kaymasın, şekil bozulmasın diye. Sonra çekiyoruz. Gayet tatlı bir şekilde geliyor arkadaşlar. Bakın. Ve şimdi tekrar bükme işlemi. Bu sefer bakın şu boncuk gördüğünüz boncuğun ortasını tutun. Şu şekilde. Ve bunu çevirin. Çevirin. Bir daha çevirin. Ve bu sefer şekilde bir yön vererek şöyle buradan gelelim arkadaşlar. Şöyle alta geldik. Ve şimdi bunu şöyle alttan alıyoruz yine. Şuradan tutuyoruz bu sefer. Bakın şuradan elimizle tutuyoruz. Ve şöyle çekiyoruz. Şekil bozulmaması için. Evet. Şimdi arkadaşlar burayı aynı şekilde şöyle çeviriyoruz. Ve şimdi bu şekilde bakın şöyle yaparak bunu da aynı yere getiriyoruz. Ve bunu da alttan yine aynı şekilde alıyoruz. Şeklimizi bozmadan şu hale getirdik bakın arkadaşlar. Biraz daha çekelim. Şimdi arkadaşlar şu şekilde tutup bir kere büküyoruz. Şöyle. Evet, şimdi yine düzlüyoruz. Ve bu sefer yuvarlak pensemizi alıp şöyle kalın bir şekilde şu şekilde yaptıktan sonra şunu şöyle katlıyoruz. Bakın şu şekilde katladık bakın. Ve şimdi şu ucumuzu önce şöyle bir şuradan şunu keselim. Burası kısa kalsın. Olduğu gibi. Şimdi bunu tutuyoruz. Şu şekilde bir büküyoruz. Büktükten sonra şu şekilde bir yön vererek şimdi boynuz yapacağız arkadaşlar. Ufak bir boynuz yaptıktan sonra şöyle çevirelim. Şöyle koyalım. Ve şimdi bunu yapalım. Bu şekilde yine yapıp elimizle de şöyle bastırıyoruz. Ve şimdi şu şekilde düzeltiyoruz halkamızı. Halkamızı düzelttikten sonra arkadaşlar şöyle bir yakından göz atın. Şöyle yapalım. Evet.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde gayet sağlam ve ucu da görmüş olduğunuz gibi şöyle biraz daha netleştireyim. Evet. Böyle bir bakın kolyeye sahip olmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Takı tasarım atölyesi olarak öteki videolarımızda göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Bilgilenme ve bilgilendirme açısından gerçekten geliştirici videolarımız vardır. Bütün arkadaşlarım adına herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın efendim.